Biz 35 yıllık siyasi parti hayatımızda bugün yaşadıklarımız olayları ne şahsım olarak ne de partim olarak bu zamanda böyle bir şey yaşamadık. Yani benim aklım, hafızam almıyor. Böyle bir olay nasıl yapılabilir? İnsan kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkasına nasıl yapar? Ben bunu bilemiyorum. Bu işin bugünü varsa yarın da var. Sadece terbiyemi muhafaza etmek adına yazıklar olsun diyorum. Yazıklar olsun. Olay nedir? Biz bir hafta evvelinden beri bağlantıları kurmuşuz. Müracaatımızı yapmışız. Randevumuzu almışız. Günümüzü belirlemişiz. Bunları Sayın Belediye Başkanı Barbaros Bey teferruatı ise anlatacak. Ama bugün geldiğimiz noktada biz salonu süslemek için gideceğimiz an bir telefon geliyor. Hayır efendim, siz önünüzde AK Parti 2-4 arası program yapacak. Siz salonu süsleyemezsiniz. Nasıl oluyor dedik ya? Nasıl oluyor? Oluyormuş demek ki. Bunu Barbaros Bey kardeşim daha net ayrıntı olarak anlatır. İnşallah biz yine de olanda hayır vardır diyoruz. Sözü ben Barbaros Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Mikrofonu alalım. Şöyle koyalım. Yakın olsun mikrofonu. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. İl Başkanımız Sayın Cahit Üçüncüoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet tarihinde belki de Sinop'ta bir ilki yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şeyle karşı karşıyayız. Ben 30 yıllık gazeteciyim. Böyle bir şeyi ne gördüm ne yaşadım. Ama Saadet Partisi'ne ve özellikle Sinop'ta seçimde yakalayacağımız başarıya karşı ayak oyunlarının bu kadar erken başlayacağını beklemiyordum ben. Kitabın ortasından konuşacağız bugün. Hiç kimseye de hakkımızı yedirmeyeceğiz. Adalet, hukuk, yasa herkese lazım. Sadece bize lazım değil. Eğer bir yerde bir prosedür varsa bunu uygulamak lazım. Saadet Partisi'ni sabote etmeye çalışan AK Parti'yi ve buna müsaade eden Sinop İl Kültür Müdürlüğü'nü kınıyorum. Ve şimdi olayın gelişimini sizlerle gün gün paylaşmak istiyorum. Sinop Belediye Başkan adaylığımız belirlendikten sonra, Saadet Partisi Genel Merkezi ile ilçe belediye başkan adayları belirledikten sonra Sinop'ta bir aday tanıtım toplantısı yapmaya karar verdik. Bununla alakalı da bir girişim başlatalım dedik ve her şeyi prosedürüne uygun, hukuka uygun olarak yapmak için harekete geçtik. Bununla alakalı, bakın isim vereceğim size, isim vererek konuşacağım. İstanbul Milletvekilimiz, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Kaya'nın makamından, Sinop İl Kültür Turizm Müdürümüz Sayın Metin Süren arandı. Ve aday tanıtım toplantımızın yapılmasıyla alakalı müracaatımız Sayın Milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımızın makamı tarafından yapıldı. Ve Sayın Müdürümüz de büyük bir olgunlukla tabii ki yardımcı olacaklarını ve bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Ne zaman? 29 Ocak Pazartesi günü Sayın Mustafa Kaya Milletvekilimiz Sayın Metin Süren'le İl Kültür Müdürümüzle görüştü. Bunun akabinde ben Sinop'a geldim ve Sinop'ta 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantımızı yaptık. Ertesi gün 1 Şubat Perşembe sabahı Sayın İl Başkanımızla birlikte İl Kültür Müdürümüz Sayın Metin Süren'i ziyaret ettik. Dedik ki biz bir aday tanıtım toplantısı yapacağız. Kültür merkezini düşünüyoruz. Zaten dedi ki Sayın Müdürümüz, Sayın Milletvekilimizin makamından arandık. Bu konuda bir sıkıntı yok. Burayı size tahsis edelim. Dedik ki biz 10 Şubat Cumartesi yapmayı düşünüyoruz ya da 11 Şubat Pazar. Dediler ki bize kendileri 10 Şubat ve 11 Şubat dolu. Orayı veremiyoruz. Biz de o gün, yani 1 Şubat Perşembe günü 9 Şubat Cuma akşamını rezerve ettik. Dedik ki madem Cumartesi Pazar dolu,
genel merkezimizde de görüşme yaptık. Cuma akşam biz aday tanıtım toplantısını yapalım dedik. Hatta şöyle bir konuşma oldu. Son bir görüşme yapalım. Eğer size geri dönüş yapmaz isek biz 9'unu burayı kullanacağız dedik. Tamam dedik. Müdür beyle ayrıldık. Akabinde 4 Şubat pazartesi yine İl Kültür Müdürlüğü'ne gittik. Sayın müdürümüz yoktu. Bir fuar dolayısıyla İstanbul'daydı ve müdür yardımcısıyla görüştük. Dedik ki biz sayın müdürümüzle görüştük. Prosedürleri tamamlamak istiyoruz. Herhangi bir sorun var mı? Herhangi bir problem var mı? İl Kültür Müdür yardımcımızla bu toplantıyı yaptık. O da dedi ki hayır zaten bilgim var. Size tahsisli. Şunu özellikle söyledik. Sayın İl Kültür Müdürümüz Metin Süren'e ve müdür yardımcımıza. Biz bir siyasi parti olarak aday tanıtım toplantısı yapıyoruz. Lütfen o gün başka bir program olmasın. Çünkü ilçeden gelen vatandaşlarımız var. Bu programın bir hazırlığı var. Belki biz 2 saat sizin kültür merkezinizi kullanacağız ama bu hassasiyeti lütfen gösterin dedik. Onlar da hay hay dediler. Böyle bir şeyin zaten olamayacağını bize ifade ettiler. Ve biz 4 Şubat pazartesi günü protokolümüzü, ön protokolümüzü İl Kültür Müdür Yardımcımızla beraber yaptık. Ve salonu 4 Şubat pazartesi günü tutmuş olduk. Daha sonraki işlemler için görüştük. Bunun akabinde bu hafta pazartesi gün yine Kültür Müdürlüğü'ne gittik ve Kültür Müdürlüğü'nde dedi ki biz salonu eğer mümkünatı varsa perşembe akşam süslemek istiyoruz. Zaten cuma başka bir etkinlik olmayacağı için cuma günde milletvekillerimiz ve genel başkan yardımcılarımız geleceği için vaktimiz olmayabilir. Biz perşembe akşam bütün organizasyonu yapmak istiyoruz. Kendileri de bize dediler ki pazartesi gün normalde prosedür olarak biz salonu 4-5 saat önce veriyoruz ama zaten cuma gün herhangi bir etkinlik yok. Bu konuda da size yardımcı oluruz dediler ve biz Sayın İl Başkanımızla birlikte oradan ayrıldık. Bugün sabah bir telefon aldık. Yarın etkinliğimiz var. Sizden önce etkinlik var. 2 ile 4 arası AK Parti burayı aldı. Sizin süslemenizi yaptıramayacağız. 4'ten önce siz salona giremeyeceksiniz. Dedik ki nasıl olur bu? Yani İl Kültür Müdürümüzle görüştük, müdür yardımcılarımızla görüştük. 3 defa, 4 defa gittik, geldik. Biz bütün organizasyonumuzu buna göre yaptık. Ve maalesef yetkililerden bir cevap alamadık. Ben 30-35 yıllık gazeteciyim. Hayatımda Sinop'ta bir salonun aynı gün 2 saat arayla bir siyasi partiye verildiğini görmedim. Ve her ne hikmetse bu tahsis biz Saadet Partisi olarak bütün il ve ilçelerde pankartlarımızla, sosyal medyayla aday tanıtım toplantısını yaptıktan sonra yapılıyor. Ve şu anda İl Kültür Müdürlüğü bizim yapacak bir şeyimiz yok deyip işin içinden çıkıyor. Parasını yatırdığımız, bütün sorumluluklarımızı yasal olarak yerine getirdiğimiz salonda maalesef burada böyle bir sabotajla karşı karşıya kaldık. Durağan Belediye Başkan adayımız Sayın Tahir Şahin bugün İl Kültür ve Turizm Müdürümüzü arıyor. Diyor ki Sayın Müdürüm böyle bir durum var. Neden böyle oldu diyor. Sayın İl Kültür Müdürümüz Metin Süren Sayın Tahir Şahin'e, belediye başkan adayımıza diyor ki beni milletvekilinin danışmanı aradı. Cuma günü saat 2'de aday tanıtım programımız var. Orayı ayarla dedi ve telefonu kapattı diyor. Şimdi ben buradan soruyorum. Bu ili bir milletvekilinin danışmanı mı yönetiyor? Bir ilde yasa, kanun, hukuk yok mu? Bu arada saygı ve rahmetle anıyorum. Geçtiğimiz günlerde kaybettik Alev Alatlı yazar. Onun çok güzel bir videosu vardı. Hani diyordu ya, bazı şeyler yasaldır ama ahlaki değildir, helal değildir. Hakkımıza girdiniz. Tamam belki orayı saat 2 ile 4 arasında vermekte yasal olarak bunu savunabilirsiniz. Ama net bir şey söylüyoruz burada. Bu ahlaki değil, etik değil, çok büyük bir terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır. Buradan AK Parti milletvekili Doktor Nazım Maviş'e sesleniyorum. Aynı şeyi AK Parti'ye başka bir parti yapsa idi, acaba ne cevap verecekti? Buradan
AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu'na sesleniyorum. Eğer bunu içinize sindirebiliyorsanız, bunun doğru olduğunu savunuyorsanız hiçbir şey söylemeyeceğim. AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun'a söylüyorum. Daha yolun başındayız. Daha 45 gün var. Yaptığınız etik değildir, ahlaki değildir. Devletin imkanlarını ve siyasi nüfusunuzu lütfen haksızlık ve adaletsizlik için kullanmayın. Ve herkesin hakkına, adaletine uyun. Biz Kültür Müdürlüğü'nde konuştuğumuzda bize söylenen şey şu, 4'te orayı terk edecekler. Yarın saat 16'da Saadet Partisi'nin belediye başkan adayı olarak, il başkanı olarak biz Kültür Müdürlüğü'ndeyiz. Saat 4'ü bir geçe orada bir tane AK Parti'nin afişi kalırsa, bir tane orada herhangi bir materyal kalır ve salon bize tahsis edilmezse, devlet yalan söylüyor bize, devlet yasaları, kanunları uygulamıyor olacaktır. Bunu da buradan söylüyorum. İl Kültür Müdürümüze söylüyorum, oradaki yetkililere söylüyorum. Yaptığınız etik değildir, yaptığınız ahlaksızlıktır, siyasi terbiyesizliktir. Bir siyasi partinin programından 2 saat önce bir yer tahsis edilmez. Bu konuda biz rahatsızlığımızı konuşmak, söylemek ve bu sabotajı, bunun adı siyasi sabotajdır arkadaşlar. AK Parti, Saadet Partisi'nin aday tanıtım toplantısını siyasi olarak sabote etmiştir. Bunun başka bir izahı, başka bir açıklaması yoktur. Bu anlamda da ben geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şunu da buradan net söyleyelim. AK Parti'nin adayları çarşamba gün belli oldu. Niye perşembe gün yapmıyorsunuz? Niye cumartesi yapmıyorsunuz? Niye cumartesi 2 değil de niye cuma gün Saadet Partisi'nin aday tanıtım toplantısından 2 saat önce? Ben bunu buradan soruyorum ya kamuoyuna. Bunu madem yapacaktınız, perşembe yapın boştu. Bugün boş, kimse yok. Cumartesi gündüz boş. Cumartesi akşam başka bir tiyatro etkinliği var. Neden Saadet Partisi'nin aday tanıtım toplantısından 2 saat önce? Bakın buradan çok net ilan ediyorum. Ne bizim gözümüzü korkutabilirler, ne böyle siyasi ayak oyunlarıyla, siyasi sabotajlarla önümüzü kesebilirler, ne de insanların bizlere, Saadet Partisi'ne, Saadet Partili kadrolara olan samimiyetini ve güveninin önüne geçebilirler. Bizim arkamızda devlet yok. Siz devletin imkanlarını sonuna kadar kullanın. Sıkıntı yok. Sizden korkmuyoruz. Bu sabotaja rağmen yarın akşam 18.30'da Kültür Merkezi'ni saadetli kadrolarla hınca hınç dolduracağız. Ve bütün Sinop, Saadet Partisi'nin bu seçimdeki iddiasını, adaylarının kalitesini ve bu seçimde Sinop'ta bütün belediyeleri almak için harekete geçtiğini bütün Sinop öğrenecek. İstediğiniz ayak oyununu yapın, istediğiniz engellemeyi yapın. Biz Saadet Partisi olarak bu seçimde sonuna kadar halkımızla beraber, halkımızın bize o engin desteğiyle beraber yolumuza devam edeceğiz. Bu basın toplantısını yaparak bu açıklamayı sizlerle paylaşmış olduk. Ben özellikle AK Parti'yi ve Sayın İl Kültür Turizm Müdürü söylediği için söylüyorum. Milletvekilimizin danışmanını, demek ki Sinop'u bir danışman yönetiyormuş. Demek ki İl Kültür Müdürlüğü'nde kanunlar, yasalar ya da teamüller değil, bir milletvekili danışmanının sözü daha geçerliymiş. Bunu da Sinop kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Eğer sorularınız olursa da bunları da soru olarak da almak isterim. Tanıtım toplantısını nasıl sabote ederiz? Nasıl buradaki ilgiyi, alakayı başka yöne çeviririz? Bunun başka bir izahını ve açıklamasını ben bulamıyorum şahsen. Benim de böyle iki tane sola vururdu ya. Birinde biriz, birinde biriz yapılırdı. Bizim için sıkıntı yok ama... Sola iki tane yani. Hayır, yani bize söylenen yarın 4'ten önce hiçbir şekilde bizim oraya giriş yapamayacağız. Bilmem ama iki tane...